Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis, çok lezzetli ıslak kek tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için çırpma kabına 4 tane yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, iyice köpük köpük olana kadar çırpalım. Bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. İyice köpük köpük oldu. 1 su bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 karıştıralım. 2,5 su bardağı un. 2 paket kabartma tozu. 3 yemek kaşığı kakao. 1/2 karıştıralım. Kıvamı bu şekilde olacak. Yağlanmış büyük boy dikdörtgen borcama hazırladığımız kek harcını alalım. ...150 derecelik fırına verelim. Kekimiz pişerken bizler de sosunu hazırlayalım. Sosu için 3 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakao. Karıştıralım. Ocağa alalım. Pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kapatalım. 80 gramlık bir paket çikolata içine atalım. Çikolata eriyene kadar karıştıralım. Bu arada kekimiz de pişti. Benim fırınımda 15 dakikada pişti. Fırından çıkarıp kürdan testi yapabilirsiniz. Kürdan temiz çıktı. Kekimiz pişmiş. Keki fırından alalım. 30 dakika beklettim. 30 dakika beklettikten sonra kekimizi dilimleyelim. Hazırladığımız sosumuzu üzerine dökelim. Hazırladığımız sosun hepsini üzerine dökün. Kesinlikle fazla gelmiyor. Sosunu çekene kadar bekletelim. Sosunu iyice çekti. Küçük bir misafirim vardı. 2 dilimi ona verdim. Üzerine Antep fıstığıyla süsleyelim. Üzerine dilerseniz Hindistan cevizi, fındık veya cevizle de süsleyebilirsiniz. 1 dilim çıkarıp sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Nefis ıslak kekimiz hazır.
Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.